Uzun bir süredir terörle mücadele ediyor Türkiye. 1980'lerden bu yana da yazabilirsiniz, bunları sayabilirsiniz ama özellikle son zamanlarda gerçekten terör örgütü PKK haince ve kalleşçe saldırılar düzenliyor. Bunun karşısında devletimiz bir bütün olarak bununla mücadele ediyor. Aslında bazı yapılacak çok basit hamleler var gibi görülebiliyor. Örneğin Sur ilçesinde 2-3 tane uçak gitse ne olur canım deniliyor. Ama devletin en önemli kriteri ise masum sivillere zarar gelmemesi oluyor. Hainlerse çocukları ve kadınların önlerine siper ediyor. Devletse onların önünde kendini siper ediyor. Peki devlette gerçek gelenek nedir? Özellikle de aydın tartışmasında bu insanlara ne kadar aydın denilebilir? Bunu biraz konuşacağız. Çok kıymetli bir isimle, bizim gerçek aydın olarak gördüğümüz insanlardan bir tanesiyle, kıymetli doçent doktor Fatih Şeker telefon hattımızda. Efendim iyi akşamlar diliyorum, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar Tarık Beyciğim. Öncelikle şunu açıkça belirtmek isterim. Benim şahsen üzerine basa basa söyleyeceğim hususlardan bir tanesidir. Gerçek aydın diye tarif edebileceğim. Çünkü milletine, geleneklerine, tarihine, kültürüne, her şeyine sahip çıkan sizin gibi insanlar vardır. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Gelenekte devlet nedir? Efendim öncelikle böyle bir meseleyi gündeminize aldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi ilk herhalde dikkat çekilmesi gereken husus şu, tarihi tecrübede her şey dini devlet, mülkü millet denilen mekanizmanın bir unsuru olarak hayatiyetini sürdürür. Bu bizim devlet geleneğimizde olduğu gibi Avrupa düşüncesinde de böyledir. Mesela Batı düşüncesinin toplanış noktalarından bir tanesi Hegel'dir. Hegel der ki devlet ilahi idanın yeryüzündeki aksidir, gölgesidir. Buradan kendi dünyamıza dönecek olursak, din Allah'ın emri, devlet de onun hareketidir. Sözü fazla uzatmanın bir manası yok. Devlete karşı çıkış, dine karşı çıkıştır. Yani hükümdara isyan, Allah'a isyandır. Bu gelenekte en üst noktada yer alan filozoftan en alt noktadaki halka kadar böyledir. Yani demek istiyoruz ki Allah'la hükümdar arasında mahiyet farkı yok, derece farkı vardır. Şimdi günümüze gelerek şöyle bir örnek vereyim. 1979'da malum haliniz İran devrimi oluyor. Fransız düşünür Michel Foucault Tahran Meydanı'nda avaneleriyle birlikte devrimi kutluyor. Yanındakilere diyor ki muhtemelen diyor seneye bu zamanlar şu an gelenlerden nasıl kurtulabileceğimizin hesabını yapacağız. Yani şunu demek istiyorum. Daha önce bu olayın bir benzerini Gezi'de Türkiye yaşadı. Bu tipleri öyle kolayına tatmin etmenin zannedildiği kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Şimdi Irak'ta biliyoruz. Saddam gitti. İnsanlar bugün Saddam'ı arıyorlar mı? Arıyorlar. Libya'da Kaddafi gitti. İnsanlar Kaddafi'yi arıyorlar mı? Arıyorlar. Yani bu bölgedeki insanlar devletsizliğin ceremesini çekiyorlar. Bizim bugün o imzayı atan insanların görmek istemedikleri şey bu. Anladım. Peki şunu da merak ediyorum. Bunu da size soracağım. Siz de bir Türkiye'de önemli bir akademisyensiniz. Yani aydınsınız. Dünyanın neresinde olursak olalım, devlete karşı isyanın devlet elbette cevabını verecektir. Devlete elbette karşı başkaldırının devlet elbette cevabını verecektir. Bu paralel çeteler olsun, silahlı terör örgütleri olsun, ne olursa olsun. Çünkü devlete ihanetin bir bedeli olur mutlaka. Orada askerlerimiz şehit edilirken, devlete bir isyan varken kendini aydın zannedenler, bunları hiçbir şekilde görmeyip de sokağa çıkma yasağını, hatta orada olmayan bazı şeyleri oluyormuş gibi göstermeyi, devleti şikayet etmeyi kendilerine bir görev ediniyorlar. Aydın ne kadar denilebilir bu insanlara? Aydın kimdir? Kestirmeden samimi bir hüküm şunu söyleyerek belki meramımızı anlatabiliriz. Şimdi düşünce dediğimiz şey ait olduğu yerden uzaklaştığı zaman sona erer. Dolayısıyla bu imzayı atan insanların imzanın muhtevasını dolduran hususlar etrafında değerlendirmesini yaptığımızda bu insanların bu topraklara mensup olduğunu
veya mensup olduklarını iddia etmek zannedildiği kadar kolay değil. Çünkü ait olduğumuz devletin ordusu, ordumuz mücadele veriyor. Bunlar da psikolojik olarak en azından karşı hamle sergiliyorlar. Fiili düşmanlık gösteren bir tavır içerisine giriyorlar. Herhalde şunu söylemek lazım. Cibilliyetlerini de sorgulayarak. Be adamlar, devlet varsa siz varsınız. Bu camideki imamdan, okuldaki öğretmenden, işte efendime söyleyeyim üniversitedeki öğretim üyesine kadar herkesin bir şekilde devleti temsil ettiğini biliyoruz. Yani o devlet denilen mekanizmanın tabii bir unsur olarak hareket etmeleri gerektiğini biliyoruz. O halde herkesin bu sorumluluğu idrak eden bir haleti ruhiye sergilemesinin ne derecede elzem olduğu herhalde izahattan varestedir. Anladığım kadarıyla Türkiye'de sizin gibi aydınların sayısı arttıkça kendini aydın zanneden karanlıkların sayısı azalacaktır. Çok çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Estağfurullah efendim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar size de.